Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir koleksiyon videosu çekmeye karar verdim. Biliyorsunuz highlighterlarımı gösterdim, rujlarımı gösterdim, bronzerlarımı gösterdim. Bugün de allıklarımı göstermek istiyorum. Aslında allık seven biri değilim ama nedense bayağı bir allığım var. Şöyle uzun bir kutu, ayrıca şöyle bir sepet ve 3 ürün daha. Yani gördüğünüz üzere bayağı bir aldığım varmış. Ben de bu kadar olduğunu bilmiyordum. Ama hemen başlayalım bence. Olarak şöyle sulu bir ürünle başlamak istiyorum. Essence'in Good Vibes Good Memories Limited Edition'dan, yani koleksiyon ürünü bu. Şöyle bir likit allık. Bunu çok kullanmıyorum çünkü likit allık kullanan biri değilim aslında. Ama rengini çok sevdiğim için saklıyorum. Yani pembe bir allık ama içinde hafif böyle altınımsı bir glow var. Yani bunu kullanırsanız aslında highlighter kullanmaya gerek kalmıyor. Evet, öyle bir ürün. Ayrıca onun toz pudrası da var. Yine aynı şekilde baked bir ürün bu. Şöyle gerçekten güzel bir glow var. Yani ciltte çok güzel duruyor. Bunları kullanırsanız aydınlatıcı kullanmaya gerek kalmıyor. Ve aydınlatıcı sevmiyorsanız da bu tarzda ürünler tavsiye ederim size. Şöyle iki tane paletim var. Biri Essence'in, biri Catrice'in. Essence'i yine Good Vibes Good Memories Limited Edition'dan. Gördüğünüz üzere ambalaj manyağı. Hep söylüyorum bunu zaten. Ama allıklar güzel. Bayağı güzel. Pigmentasyonu yerinde. Çok pigmentli allığı zaten sevmem. Renkleri hoş. Yani ne denir ki? Bir de şöyle bir palet. Bunun kenarında bronzer var, kenarında highlighter var. Ben onu kullanmıyorum. Sadece ortasını kullanıyorum aslında. Biraz daha bir glow, bir aydınlık bir allık istiyorsam şurayı karıştırıyorum. Yani yine bir krem ürünle devam edelim. Maybelline Dream Matte Blush. Bunu zaten bir videomda göstermiştim. Şöyle. Zaten sevilen bir ürün aslında bu. Bayağı görüyorum internette. Benim de memnun kaldığım bir üründü. Rengi çok güzel ve çok doğal duruyor. Ve gerçekten bozuk bir cildiniz varsa benim gibi, yani çok çukurlu ve sivilceli bir cildiniz varsa bu tarz ürünleri sana alırız bir tane. Bunu vermem. Yani benim gibi kötü de demeyeyim de ama işte karma cildiniz varsa, temiz bir cildiniz yoksa bu tarz ürünleri tavsiye ederim. Çünkü hiç şey yapmıyor. Sivilceleri ön plana çıkarmıyor. Aydınlık ürünlerde, mesela bunun gibi simli ürünlerde maalesef sivilceler bayağı ortaya çıkıyor. O yüzden de zaten çok kullanmıyorum onu. Yine bir cream blush. Hiç kullanmamışım da. Rimmel'in Watsons'da satılıyor. Bunu zaten bence çoğu kişi biliyordur. Hiç kullanmadım da. Seviliyor mu onu da bilmiyorum. Ama sizde varsa yorumlara yazabilirsiniz. Böyle bir minik şey. Benefit'in iki tane minik ürünü var. Biri Dream Rush, biri Dandelion. Bunlar küçük boyu. Ve tuhaf bir şekilde Dream Rush erkek parfümü kokuyor. Yok, bu değildi o. Ha, Dandelion erkek parfüm kokuyor. Kokasana bir. Aa evet. Bu da parfüm kokuyor. Biraz nane gibi kokuyor. O kadın parfümü. Dream Rush. Evet. Üstüne parfüm mü sıkmışlar anlamıyorum ki. Bayağı iyi kokuyor yalnız. Güzel kokuyor. Ve şey, fırçayla cildinizde uyguladığınızda o koku geliyor yani. Ama zamanla uçuyor tabii ki. Şöyle. Belle. Bu Türkiye'de bir mağazada satılıyor ama mağazanın ismini bilmiyorum. Şöyle bir ürün. Bu en çok kullandığım allıklardan biri aslında. Çünkü rengi o kadar hafif ki her makyajla gerçekten gidiyor.
ve hiç sorun yaşamıyorum da. Mat bir blush. Bunu da söylemiş olayım. Ve herkesin bildiği bir ürün. The Balm Hot Mama. Bendeki tabii küçük boyu. Çok kullanmadığım için büyük boyunu alıp ziyan etmeye gerek yok diye düşündüm. Ben hep bir ürünün küçük boyunu aldığım zaman o ürüne aşık oluyorum. Sinir oluyorum. Hep mesela bu, Fenty, şu Benefit'ler. Hep aynı şeyi yaşıyorum. 3 tane sleek allığım var. Biri, bunun adı neymiş? Sweet. Bunu ben bronzer olarak kullanıyordum ama bronzer olarak biraz fazla turuncu. Bluzuma yakın neredeyse, baksana. Evet. O yüzden allığa çevirdim. Geri çevirdim. Zaten aslında bir allık. Başka ne varmış? Pomegranate. Nar. Bence narla hiçbir alakası yok. Bu nar mı? Vişne bu daha. Vişne evet, çürüğü. Bence de. Narla hiçbir alakası yok. Bu arada bu parıltılı, diğeri mattı. Bir de şimdi diyeceksiniz ki bu ne? Bu zaten çoğu kişi biliyor bunu. Rose gold rengindeki. Ve bu Nars'ın Orgasm Blush'ına muadil gösteriliyor. Ama bence bu şuna da çok benziyor. Az önce gösterdiğim Essence. Bu daha pembe, bu daha peach. Ama çok benziyor. Bu sleekleri de... Bu arada şu benim ilk allığımdı. Zaten bayağı kullanmışım belli oluyor. Bu Rose Gold benim ilk allıklarımdandı. Hatta ilk allığımdı. Şu an yüzümde olan bir allıkla devam etmek istiyorum. Catrice'in bir ürünü. Bu ürün artık satılmıyor. O kadar eski bir ürün ki. Ama hala sevdiğim için atmadım. Ve kötü kokmuyor da. Yani kokusu falan yok. Üstünde bir bozulma falan da hiçbir şey olmadığı için kullanıyorum. Diyeceksiniz ki bu nasıl bir renk? Ama yüzümde bence ambalajda durduğu gibi durmuyor. O yüzden bu allığı çok seviyorum. Şöyle bir cart pembe. Bence yüzümde çok doğal duruyor. Yani çok allık varmış gibi duruyor mu şu renk? Çok seviyorum bu allığı. Gerçekten ambalajda durduğu gibi durmuyor. Hangi renkmiş bu arada? 040 Think Pink. Ambalajı da çok tatlı. Acaba niye satılmıyor bunlardan? Catrice hep iyi ürünlerini kaldırıyor. Evet. Mesela şeyini de çok seviyordum ben, kapatıcısını. Ama artık kapatıcısının da şeyini değiştirmişler. Formülünü. Allah yardımcısı olsun kimse. Ne diyordum? Hırsız evi soyuyormuş. O polis miydi, hastane arabası? Galiba polisti. Ha, o zaman yakalarlar inşallah. Ya şu ne diyordum ben ya. Ha, Catrice hep iyi ürünlerini kaldırıyor. Bu arada bir şey diyeceğim. Bir yerlerim vardı. Taburede oturmadım. Ay. Bir şey diyecektim, unuttum ya, aman. Formülünü değiştirdi. Ha, yapısını değiştirmişlerdi Catrice'in. Onu da sevmiyorum artık. Bir tane rimelleri vardı. Ben de eskilerim var. Daha almıştım o rüzgarda diye. O bitince. Belki sen beğenirsin yeni yapısını. Ben beğenmedim. Senin gözünün altı benimki kadar kuru değil. Sevmiyorum şöyle değişiklikleri. Bir şey, ha, rimeli vardı. Onu da kaldırdılar. Bir şey daha vardı. Fondöteni de değiştirdiler. Evet. Benim kullandım. Onu da artık sevmiyorum. Falan filan. Inter Milan. The Balm'ın Balm Beach allığı da var bende. Şöyle. Bu da az önceki gösterdiğim bel allığı gibi. Şunun gibi aslında. Bunu da her makyajda kullanabilirsiniz. Ama şunu daha çok seviyorum. Belinkini. Ve fiyat açısından daha uygun. Pastel'in efsanevi bir blush'ı. Bunu da çoğu kişi biliyor. Pastel'in Profession Crush Blush serisinden. 304 numara. Bu sende de var. Ama seninki benimki kadar şey değil. Cart değil. Bende başka, evet.
Ama çok iyi. Bu allığı da çok seviyorum ve bunu kullanırken biraz dikkat etmek gerekiyor. Gerçekten çok pigmentli. Ama blend yaptıktan sonra göze far bile olurum. Aynen. Şöyle. Bence çok güzel bir renk. Bunu daha çok kış aylarında kullanıyorum. Yani kışa yaklaşırken. Yazın pek yaptığım sevdiğim bir renk değil. Daha çok pembeler kullanıyorum o zaman. Ama bunu gerçekten kat kat sürerseniz far olarak bile kullanılabilir. Resmen kırmızı bir allık. Şöyle bir ürünle devam edeyim. Mana Kadar Beauty. Bu deneme kutumdan çıkmıştı. Çok bahsetmeyeceğim bundan. Zaten çok sevdiğim bir ürün değil. Boş ver gitsin. Şöyle tatlı bir ürünle devam edeyim. Bunu ilginç ürünler videomda göstermiş miydim? Evet. Şöyle pomponuyla geliyor. Ama bu artık maalesef satılmıyor. Rengi ama güzel. Bunu da daha çok kışa yakın kullanıyorum. Böyle morumsu pembe. Gerçekten tatlı. Ve pomponu da çok şeker. Yine pastel göstereceğim. Bunu da çoğu kişi biliyor. Spring Blush On. 15 numarası. Bende kahverengi olanı da var. Onu bronzer olarak kullanıyorum. Bu tarz ürünleri çok seviyorum. Çünkü küçük olduğu için çantaya rahatlıkla giriyor. Tatil çantasına falan. Essence'in mozaik blushlarıyla devam edelim. Bu arada bugün bir video baktım Webtekno'nun. Şey diyordu orada. Lütfi değil diğeri. Lütfi abi değil diğerinin adı neydi? Öf, aklıma gelmiyor işte. Şey, bir ürün gösteriyorlardı. Orada da iPhone kullanıyorlardı. iPhone'u da yere düşürmüşler. Arkası komple çatlamış. Aynı şu desendeydi. iPhone arkası cam ya. O da diyor ki işte bir iPhone 11'imiz var. Mozaik desenli. Yere düşürdüm kırdım değil. Mozaik desenli. Lütfen. Ekstra para alıyorlar ondan. Lütfen. Ama benim blushlarım tabii ki kırık değil. Gerçekten desenli. Şöyle 3 tane Essence allığı. Bunları çok kullanmıyorum aslında ama güzeller. Fena değil yani. Günlük hafif bir blush arıyorsanız bunları tavsiye ederim. Yine çok sevdiğim bir ürünle devam etmek istiyorum. Deborah Milano'nun. Watson's'ta bulabilirsiniz. Şöyle bir ürünü. 06 Mahogany rengi. Sevdiğim bir ürün. Güzel duruyor ciltte. Yani allık işte, ne diyebilirim ki. Formar'ın bir ürünüyle devam edeyim. Bu neymiş? 96 Pink and Bronze rengi. Yalnız bunun ambalajı bayağı kötü oldu. Çünkü Türkiye'de bantlıyorlar ya ürünleri. Yapış yapış kaldı. Terracotta Stardust 106 numarası. Bu biraz ambalaj açısından MAC'e çok benziyor. Bu bayağı güzel. Evet, fena değil. Yani çok kullanmıyorum ışıltılı olduğu için ama hafif bir renk. Öyle kutuda durduğu gibi, ambalajda durduğu gibi şey değil. Şimdi palyaço renklerimize geldik. Bunları niye aldım ki? Videolarda razım olur diye muhtemelen. Hadi şu neyse. Ama bu ne? Neyse, bunlardan da fazla bahsetmeyeceğim. Ama yine çok sevdiğim iki ürüne geldik. Aslında. Biri, ikisi de Revolution'un. Birinin adı Peaches and Cream, diğerinin Love Struck. Bunları da hemen göstereyim. Bunun biliyorsunuz highlighter'ını da göstermiştim zaten. Bu Reloaded serisini çok seviyorum Revolution'un. Gerçekten güzel ürünler. Şu Peaches and Cream rengi aslında yokmuş gibi. Yani varla yok arası bir şey. Şurada görüyorsunuz zaten. Yani çok hafif bir makyaj istiyorsanız şu Peaches and Cream çok uygundur. Geldik son ürünlerime ama şu iki ürünü Revolution'la çok karıştırıyorum. Çünkü ambalaj aynı.
Gerçekten aynı. Biri ama Türkiye'de üretiliyor, biri Çin'de. Belki ambalajı aynı yerden alıyorlardır, bilmiyorum. İkisi de Pretty by Flormar'ın. Birinin adı Pete Star, diğerinin Bronze Kiss. 02 ve 05 numaraları. Bunları da çok seviyorum aslında ama şunu mesela daha kullandığımı hatırlamıyorum. Şunu. Ama yapı olarak gerçekten güzel bunlar. Bu daha çok aslında bir bronzer. Bayağı güzel aldıklar. Bunlar da fiyat açısından zaten çok pahalı değil biliyorsunuz. Ama gerçekten hep sürekli kullandığım aldıklar arasında şu var. Belin gösterdim az önce. Bunu çok kullanıyorum. Gerçekten çok kullanıyorum. Ama The Balm'ın şu ürününü de kullanıyorum bayağı. Balm Beach. Renkli allığım çok olmasına rağmen aslında çok renkli allık kullanan biri değilim. Ama kesinlikle şu Deborah'yı da çok tavsiye ederim. Bu da ciltte çok güzel duruyor. Özellikle benim ten rengime yakınsanız. Aslında Mahogany daha çok böyle koyu ten renkleri için uygun bir renk ama neden o ismi seçmişler bunun için bilmiyorum. Aldıklarım bu kadar arkadaşlar. Gerçekten gördüğünüz gibi diğer ürünlerime nazaran çok değil. Ama az da değil. Biraz azaltsam aslında iyi olur. Çünkü allık kullanan biri değilim aslında. Yani çok kullanan biri değilim. Ama yani öyle işte. Yapacak bir şey yok. Videomu beğendiyseniz arkadaşlar, koleksiyonumu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Mavi highlighter Mel giydirdim. Mavi highlighter Mel olması lazım. Şu Instagram adımı bilmiyorum. Olabilir mi böyle? Neyse. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Öpüyorum. Bye bye. Hoşçakalın.